Hastanemizde uyku laboratuvarı hizmet vermeye başladı. Gündüz yapılan işlere ara vererek gece boyunca biyolojik ve kimyasal fonksiyonlar sayesinde bedenin fiziksel ve ruhsal olarak yeniden yapılandığı, dinlendiği döneme uyku adı veriliyor. İnsan hayatının yaklaşık olarak üçte biri uykuda geçmektedir. Dolayısıyla uyku bozukluklarının, uyku uyuyamamanın, belirli uyku kalitesinden yoksun olmanın çeşitli rahatsızlıklarla ilişkisinin değerlendirilmesi aslında uyku tıbını alanını oluşturuyor. Yaklaşık 80 çeşit uyku bozukluğu hastalığı mevcut. Bunlar arasında en bilinenleri uykuda nefes durması olarak adlandırılan uyku apnesi, gündüz aşırı uykululuk hali, horlama, uykuya dalamama, huzursuz bacak sendromu ve uyum bozukluklarına bağlı uykusuzluk ve uyur gezerlik olarak sayılabilir. Tabii bu rahatsızlıkların hastanemiz bünyesinde kurulan uyku laboratuvarında ayrıntılı olarak tetkik edilip tedavi sürecine yol gösterecek çalışmaları yapmaya başlıyoruz. Uyku laboratuvarında polisomnografi dediğimiz uyku testini uygulayarak hastanın uyku kalitesinin, uyku derinliğinin, solunum kalitesinin, aynı zamanda uykudaki kan oksijen seviyesinin ve uykuda pozisyonla birlikte kalp ritim bozukluklarının ayrıntılı olarak değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Bunları tabii hastamızın saçlı derisine, göğüs çenesine, göğüs kafesi, karın duvarı ve bacaklarına koyduğumuz sensörler vasıtasıyla bunlardan alınan ölçümlerin değerlendirilmesi, kaydedilmesi yoluyla bu tetkikler yapılacaktır. Peki uyku laboratuvarında hangi şikayetler daha çok değerlendiriliyor? Horlama, göğüs ağrısı, uykuda nefes kesilmesi, uykuda meydana gelen kalp ritim düzensizlikleri, ağız kurulu, narkolepsi dediğimiz gündüz uykululuk hali, yine geceleri olan uyku esnasında boyun terlemesi ve gündüz sürekli uykululuk haline sebep olup insanların yaşam kalitesini bozan huzursuz bacak sendromunu bunlardan kabul edebiliriz. Uyku bozuklukları aslında çok sinsi seyreden hastalıklar. Dirençli hipertansiyonu olan, obezite problemi olan hastalarda bile uyku bozukluklarının alta yatan sebep olduğu görülebiliyor. Yine kulak burun boğaz bölümünde horlama şikayetiyle gelen gündüz sıkıntı yaşayan hastalarımızın çok ciddi bir boyutta olduğunu tahmin ediyoruz biz. Gece 10'da uyumaya başlayıp 7-8 saat kesintisiz olarak bir uyku periyodunu kaydedip değerlendireceğiz. Bu anlamda ilk dışına sevk ihtiyacının kalmayacağını düşünüyoruz.